Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde eşler arası soğukluk konusunu konuşacağız. Uzun bir süredir bana mesajla ve mail yoluyla Instagram'dan bol bol gelen bir soru vardı. Eşler arasında soğukluk neden oluyor, nasıl gideriliyor? İşte o gün bugündür geldi. Bugün artık eşler arasında soğukluğu konuşma konusu. Kameranın arkasında her zamanki gibi yine eşim bugün bana destek olacak. Merhabalar. Sence eşler arası soğukluk neden oluyor? Kötü bir olay yaşanmış olabilir ilişkiye dair. Herhangi bir onarıcı girişim yapılmamış, gönül alınmamış olabilir. Bu da ilişkiye soğukluk, araya soğukluk girmiş olabilir. Peki bir ilişkide bu soğukluk yaratır mı? Yoksa böyle ufak bir kırgınlık mı yaratır? Yani kırgınlıkla soğukluk arasında bir fark var. Bugün istiyorsanız onu anlatarak size başlayayım. Kırgınlık dediğimiz şey böyle bir günlük belki, yani onun da olmaması gerekiyor kesinlikle. Çünkü eğer işlevsel bir şekilde aranızdaki bağı onaracak ya da aranızdaki kırgınlığı onaracak hamleler geliyorsa eşler tarafından bol bol, o zaman burada o buzları kırmak diye bir video vardı hatırlarsınız. Onun linkini şu yukarıya bırakırım. Videonun sonunda izlersiniz. Bu buzları kırmakta ne diyorduk? Çiftler arasında bir gerginlik oluştuğunda onlar tekrar aradaki o bağı kuracak ve aralarındaki o buzları eritecek. Ufak hamleler yapabilirlerdi. Ne yapardı? İşte bir göz göze bakışırlardı, gülerlerdi ya da bir şey yaparlardı. Diğeri de burada olumlu eşlik etmesi gerekiyor dedik. Bu kırgınlık. Peki soğukluk ne? Soğukluk biraz daha uzun süreli bir şey. Burada anlatmak istediğimiz kısım. O yüzden kırgınlıkla soğukluk arasında bir fark var. Kırgınlık belki işte birkaç saat içerisinde ya da birkaç dakika içerisinde geçebilir. Hadi geçmiyorsa belki en fazla bir gün içerisinde olur. Ama soğukluk dediğiniz zaman artık ilişkili paylaşımlar azalmıştır, konuşmalar azalmıştır. İlişkin geneline böyle bir kara bulutlar hakim olduğu kısma doğru dönüyor soğukluk. Bugün böyle bir şey olursa ne olacak? Yani biz eşimle böyle birkaç saattir görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. İşte o yüzden internete girip işte YouTube'da eşler arasında soğukluk neden olur kısmını aratayım demezler zaten, doğru mu? Yani. Benim kalbimi kırdığında kalbimin neden kırıldığını biliyorsan ve bunu nasıl telafi edeceğini biliyorsan burası da senin için çok büyük bir sorun değildir. Çünkü şöyle diyebiliyorsun, burayı durumsal olarak bağlıyorsun. Diyorsun ki işte ben Berat'a işte şöyle yaptım ya da böyle yapmadığım için işte Berat buraya kırıldı birazcık. Yani telafi ederim ya da zaten bir süre sonra o da gelir geri diyorsun. Soğuklukta burayı diyemiyor işte çiftler. Soğukluk ilişkiyi o yüzden çok daha kökeninden etkileyen bir şey. Bugün oraya bakacağız. Bu soğukluk dediğim şey o zaman genel tabirinden anlaşıldığı üzere şuraya vurgu yapmam gerekiyor ki bu bir anlık olay değil. Bir anlık sebepten olmadı. Ne oldu burada? Çeşitli şeyler birikti. Birikti. Bu birikmiş şeyler ne kadar süredir birikmesi gerekiyor? Bizim literatürümüze göre. 9 ay. Çok uzun süre değil mi? O yüzden şimdi buranın çözüm yoluna giderken de geldiğimizde orada da anlatacağım. İlişkiyle bir günde biz ilişkiyi mahvetmiyoruz. Yani ilişki bir günde çöp olmuyor. Tamam. Zaten ilişkiniz bir günde çöp oluyorsa o zaten bir ilişki demek değildir. Burayı da unutmayın. Burada yapılması gerekenler kısmına sonra geleceğiz ama şöyle düşünün. Bir çift çok uzun süredir çok yakınlar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Birbirlerinin kankalarılar. Ama bir gün aralarında kırıcı ve kötü bir olay geçiyor. Bu travmatik olaydan bahsetmiyorum. Yani aldatma gibi ya da büyük ailelerle tartışmalar vesaire gibi olaylardan bahsetmiyorum. Bunlar biraz da travma yaratabiliyor. Ama biraz daha ilgisiz davrandı ve aralara böyle bir mesafenin girdiği, bir soğukluğun girdiği bir kısmı düşünün. Burası bir gece yatıp ertesi gün kalktığında olmuyor. Burası için gitgide bir arkadaşlığınızın azalması gerekiyor. Aranızdaki sohbetlerin azalması gerekiyor. Birbirinize o beğendiği şeyleri falan söyledikleri kısımlar var ya, arkadaşlık sistemini hatırlayanlar bilir. O yüzden bu paylaşımlar gitgide azaldığında bizim için işte bu 9 ay kuralı burada devreye giriyor. Yani ilişkinizin şimdi benim eşimle aram soğuk diyenler bir düşünsün. Son 6 ay ile 1 yıl arasında eşiyle arasındaki çok mutlu olduğu anların sayısı mı fazla? Tamam mı? Mutsuz olduğu. Yoksa mutsuz olduğu anların sayısı mı fazla? Hadi şöyle bir düşünün. Yani ben de düşüneyim. İlişkideki işte son 6 ay ile işte 1 yıl arasındaki ya da ortalama 9 ay içerisindeki pozitif anlar ne kadardı? Yani iyi ki bu ilişkideyim dedirten anların sayısı ne? Ya da ya lanet olsun nereden geldin bu ilişkiye ya dediğiniz anların sayısı ne? Burayı düşündüğünüzde eğer kafa kafaya çıkıyorsa bu iyiye mi işaret, kötüye mi işaret? İyi işaret bence, düzelebilir. Değil tabii ki. Değil araştırma. Hep iyi işaret, hep ters köşe yaptım seni. Niye düzelebilir diye düşündüm. Hani eşitse bir tık birisi üstüne çıkabilir ya. Değil iyi işte olan. Maalesef. Bu araştırma neyi gösteriyor biliyor musun? İlişkisindeki iyi şeylerle kötü şeyler kafa kafaya olan insanların, yani çiftlerin ilişkisinde ilişki sürekli kötüye yorma eğiliminde olduklarını gösteriyor. Şöyle düşün. İlişkisinde son 9 ay içerisinde 100 tane kötü olay yaşadın. Tamam mı? Evet. İlişkisinde bitmeyenler de 100 tane kötü olay yaşıyor diyelim. Yani o yüzler sabit kötü olay.
Yani kırıcı bir şey yaşamışsınız, tartışmışsınız. İşte bir şey söylemişsin, ilgilenmemiş falan. Kırılmış bir şekilde. Bu 100 tane olaylar sabitken sence ilişkisi bitenler, uzun süre sonra baktıklarında ilişkisi bitenler, kaç tane ilişkisinde iyi şeyler var? O 100 tane pozitif, şey, negatif olaya karşılık. İlişkisi bitenlerin mi? Evet. Yani daha az tabii ki. Daha az, ne kadar az? 10-20 mi? Değil, 80. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Neredeyse kafa kafaya. Bak 80 tane iyi olay oluyor, 100 tane kötü olay oluyor. Şimdi bazen terapide seanslarda soruyorum, diyorum ki yani ilişkinizin son şöyle bir 6 ayına 1 yılına baktığınızda ilişkideki iyi şeyler mi daha fazla, kötü şeyler mi daha fazla diyorum. Yok hocam ya bizim şeydir yani eşittir diyorlar. Eşit olanlar bitiyor zaten, unutmayın bakın. Tamam, o yüzden peki şeye bakalım, ilişkisi bitmeyen çiftlerinkine bakalım. Ne oluyor ilişkisi bitmeyenlerde? İyi şeyler daha fazla. Ne kadar? Yani 100 tane kötü şey varsa? 120 tane iyi şey var. Söyleyeyim mi? Kaç? 500. Yani burada tabii ki bunlar tabii farazi ama oran sabit. Araştırma oranından söylüyorum. Yani 5'e 1 oranı diyoruz işte biz buna. O yüzden ilişkinizdeki son 9 ayın iyi ki ben bu ilişkideyim dedirten şeylere baktığınızda kötü şeylerin 5 katı değilse bu ilişki çok olumlu bir yere doğru gitmiyor. İşte soğukluk ne zaman başlıyor? Bu zaman başlıyor. Bunlar bir günde olmuyor. Şu birikiyor dediğiniz şeyler, eğer ilişkideki negatif ve pozitif şeyler kafa kafayaysa o zaman bir süre sonra şeye doğru gidiyor. İlişkideki tutumunuz, ya ben bu ilişkiden çok haz almıyorum ve ben soğudum artık buradan, bir enerjisi heyecanı kalmadı ve memnun değilim kısmına doğru gidiyor. Anlatabildim mi? Çünkü öteki türlü olduğunda, yani biz kırgın olduğumuzda, senin bir şeyine kırıldığında, sen benim bir şeyime kırıldığında, gece yatarsın, ertesi sabah kalktığında zaten zihnin burayı o REM uyku evresinde telafi ediyor. Ve seninle aram iyiyse, mesela son 9 ayımızı düşündüğünde o 5'e 1 kuralı seninle olan ilişkimizde varsa, ne yani bu? Bol bol pozitif anı biz depolamışsak, o zaman bu ilişkiyi biz kotarabiliyoruz. Kötü kalkmıyorum yani. Kötü kalksan da durumsal deyip geçebiliyorsun. Öteki türlü durumsal diyemezsin. Durumsal diyebilmen için olaydaki o 5'e 1 şeyini tutturman lazım. Hadi 5'e 1 olmasın da 4'e 1 olsun. Ama güçlü ilişkiler unutmayın. Kafa kafaya falan değil buradaki pozitif anı. Peki şimdi o zaman buranın panzehirine geliyoruz. Panzehirinde ne olması gerekiyor? Anlaşıldı herhalde değil mi panzehirin olduğu? Tabii ki. Olumlu duyguları ve olumlu anları bol bol artırmanız gerekiyor. Eşler arasında soğukluk varsa. Ama şurası da en büyük tabii ki burada handikapınız şu olacak ki bu bir günde bozulmuyorsa ne bir kadar... Bir günde de düzelmeyecek. Aynen öyle, bir günde de düzelmeyecek. O yüzden burada en büyük düştüğümüz hata şu, şöyle yapıyorlar. İlişkide bir soğukluk oluyor. Yani uzun bir süredir ilişki zaten rayında gitmiyor. Çok eğlenemiyoruz ilişkide diyorlar. Hı-hı. Ben burayı bir yere not ediyorum. Evet, ilişkide bir olumsuz bir hava hakim olmaya başlamış. Artık bir süre sonra soğukluk girmeye başlayacak ve duygusal kopukluk, yalnızlık dediğimiz şey, çiftler ikisi de kendi ilgi alanlarına doğru gitmeye başlayacaklar. Sonra eşlerden bir tanesi ben burayı kurtarmak istiyorum, böyle iş olmaz demeye başlıyor. Doğru mu? Evet. Sonrasında başlıyor çabalamaya. Buradaki gizli tehlikeyi söylüyorum size. Ben bu ilişkiyi, yani seninle olan ilişkimi kurtarmak için çabalıyorum. Kaç gün çabalayacağım? O kadarını bilemiyorum. Farazi. Kaç gün çabalarım? Sen bana kaç gün çabalarsın? Beni bu ilişkiye tekrar ısındırmak ve bu ilişkiye dahil etmek için, beni memnun etmek için. Bir ay çabalarım herhalde. En fazla bir ay çabalarsın. Taş çağdasın. Doğru mu? Evet. O yüzden şöyle düşün ya da yani, ve her yaptığım olumlu şeye karşılığında olumsuz bir geri bildirim alıyorsam işte bu beni kırar. Harika, kilit nokta orası. Şöyle yapıyorlar, büyük bir gazla diyor ki ben bu ilişkiyi kurtarırım diyor. Başlıyor bir hafta boyunca böyle deli divane eşini memnun etmeye. Çok güzel, yani harika bir şey aslında, hamle. Ama bir hafta sonra şunu yapıyorsan ya yeter artık, hem suçlusun hem güçlüsün, işte suratı mahkeme duvarı gibi, bir haftadır peşinde pervaneyim, işte şu yaptığın işlere bak vesaire diyorsanız o zaman burada çok dikkat. Tamam mı? Yani o bir anlık gazla başlayıp büyük bir ivmeyle sonrasında daha büyük yere çakacaksanız ilişkiye, kesinlikle bunu yapmayın. İlişki çünkü çok uzun sürede ancak şeye gelebiliyor, rayına oturabiliyor. Ya da şöyle diyebiliyorlar mı orada? Atıyorum işte hani soğukluk girdi, birisi çabalıyor. Hani ben elimden geleni yaptım, o yapmadı. Oraya doğru dönecek ama ben elimden geleni yaptım, o yapmadı demeniz için çok uzun süre gerekiyor. İşte oraya anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu aranızdaki, unutmayın, kırgınlık değil. Aranız çok iyi olur, muhteşem olur, tamam mı? Yani birbirinizin dediğim gibi kankası olursunuz. Aranızda bir kırgınlık girer. Bu kırgınlığı düzeltirsiniz. Bir iki gün çabalarsınız. Yani ne oldu? Niye düzelmiyorsun ki hala? Dersin. Ama aranızda soğukluk varsa bunu diyemezsin. Bunun için çok uzun sürede çabalamanıza ihtiyaç var. O yüzden sürdürülebilirlik burada önemli. Senin alanın. Evet. Sürdürülebilirlik ne demek? Yani ben böyle bir anlık enerjiyle, ivmesi yüksek bir şekilde burayı kurtarmaya çalışacağım. Sonrasında da artık enerjim bitti, yapacak bir şey yok, kusura bakma. Ben annemin evine gidiyorum ya da bu işte otelde kalacağım, arkadaşımda kalacağım dememesi gerekiyor. Ne olacak burada? Şeyin dozunu tabii ki yükselteceğiz. Aranızdaki iyi şeylerin sayısını artırmak buradaki tek panzehir. Ve bunu 9 ay boyunca yapacaksınız. Ya da ilişkide tabii karşılıklı olacak. Bu eşlerden bir tanesi sürekli iyi şey yapıp işte
eşini popoyla iyi şeyler geçir. Böyle bir şey çok mümkün değil. Bu sefer karşı taraftan da şöyle bir şey alabilir mi? Bak suçluydu da çabalıyor. Kesinlikle. Hani, o yüzden işte anladı ya, hatasını geldi gibi. Mesela. Oraya doğru dönerse o zaman büyük bir öfke doğar bu ilişkide. Hı-hı. Ya da ya yine bu işe ben suçlu değilim ki zaten bu da, bunu da hissedeceksiniz. Hı-hı. Doğal olarak. Hı-hı. Değil mi? Yani sizin bariz bir hatanız yok. Çünkü bu ilişkide iyi şeyler yaşanmadıysa ve ilişkide bir uzun süredir bir mutluluk yoksa bu ikiniz için de yok. Yani sonuçta tek başıma mutlu olmadım değil. O yüzden burada diyalog her şey. Yine şunu hatırlatayım. Bu videoyu da lütfen eşinizle ya da sevgilinizle paylaşın. Aranızda bir soğukluk varsa ve hadi bunu ilişkinin bir kuralı haline getirin. İkiniz de şunu istiyorsanız bakın. Burada yine geçinmeye gönlü olmak kavramı giriyor. Eğer ikiniz de geçinmek istiyorsanız, daha iyi bir ilişki istiyorsanız burada yapılması gereken şey ilişkinin iyi zamanlarında ne yapıyorsanız. Gerekiyorsa buranın taklidi. Tamam mı? Yani biz ne yapardık? Uzun yürüyüşler yapardık. Ya keyif alır mıydık? Alırdık. Hadi yapalım o zaman. Keyif almasanız dahi. Çünkü düşünceye bir duygu eşlik eder. O duyguya da bir davranış eşlik eder. Bunun tersinden başlatabilirsiniz. O davranışı gerçekleştirdiğiniz zaman bu davranışın peşinden o aynı duyguyu hissetmeniz de mümkün. Tamam mı? Depresyon vakalarında ne yapıyoruz mesela? Diyordum ki yani kendini iyi hissettiğin zamanlarda ne yapardın sen depresyondayken? İşte tıraş mı olurdu, parfümü sürünürdüm, işte sahilde yürüyüşe giderdim falan. Yap aynısını. Onu yaptığın zaman çünkü o duygu tetiklenmeye başlayacak. Aynı ilişkide de böyle. Bu ilişkinizin bir kuralı olsun. O yüzden diyaloğu hiçbir zaman bozmamanız gerekiyor. İkinizin de amacı aynıysa burada ilişkideki iyi ve güzel anları artırmak için ikisinin de işbirliği halinde burayı birazcık artıracaksınız. Evet, şu anda birbirimize karşı bir soğukluk var. İçimizden bunu çok fazla yapmak gelmiyor. Burası da kesinlikle anlaşılır bir şey. Ama burayı bıraktığınız zaman burası çorap söküğü gibi gitmeye devam edecek. Tamam. O yüzden istiyoruz ki en azından bir 6 ay kadar hadi ya birbirimize karşı yine iyi olmaya çalışalım. Özellikle tartışmalar mesela arttığında bu olumsuz anların sayısı fazlaca artıyor ya. Çünkü 5'e 1 kuralı neydi? Bir tane olumsuzluğa karşı 5 tane pozitif olacaktı ya. Bak burasını 1'den 2'ye çıkarttığınızda burayı 10 yapmanız gerekiyor. O yüzden bir yandan bu 5'leri artırmanız gerekirken diğer taraftan da bu 1'leri 2'leri sabit tutmanız lazım ki. Çünkü bunlar da çok zehirli. O yüzden tartışma kısmında da eğer yönetemiyorsanız o tartışmanın nasıl yürütüleceğiyle alakalı belki bir destek alınabilir. Ama siz bol bol iyi anıları depolamaya çalışın. Çünkü bazen şunu da görüyoruz işte seans odasında. Çiftler arasında tartışma yok, çatışma yok, kavga yok. Ama soğukluk var. Neden? İletişim yok. İletişim yok, o kankalık yok. Videoyu çok uzatmayacağım. Umarım bu sefer yavaş konuşmuşumdur bu videoda sevgili seyirciler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalda hala abone olmadıysanız lütfen kanala abone olun. Bunu mutlaka öncelikle sevgilinizle ve sonra da sevdiğiniz yakınlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Aşağıdaki videolarda bir göz atabilirsiniz. Görüşmek üzere.